7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Birazdan. Abi istersen birlikte dışarı çıkalım. Hava almak iyi gelebilir sana. Ha? Hayır. Bir şey olmuş işte Kudret. Ne oldu? Niye böyle gerginsin? Yok bir şeyim diyorum. İyi tamam peki. Ama biraz beklesen olmaz mı? Beraber çıksaydık şuradan bir iki fotoğraf alıp. Yani fotoğraf almazsak da ayıp olur şimdi. Ya evet, ben de işte onun için, fotoğraf seçmek için geldim buraya. Siz seçin. Ben gidiyorum. Fırat gelsene benimle. Fırat ne istiyorsun? Neden peşimi bırakmıyorsun? Hı? Benim konuşmam bitmedi. Bana bak. Yaren'den uzak dur. Kız bende. Ha sana da yüz veriyor olabilir. Ama inanma. Akıllı ol ya biraz. Yoksa senin sonun da baban gibi olacak. Aldatılacaksın. Giray kızı şunları. Birbirlerini öldürecekler. Aa çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz ya? Ekin dur. Ekin. Ekin çıkın. Korumalar nerede? Bu iş burada bitmedi Ekin. Bu iş burada bitmedi. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi oğlum? Sakin ol. Görüntü almayın arkadaşlar lütfen. Görüntü sana almayın. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Oğlum! Kabusuz sen manyak. Dur, dur abi dur. Yeter! Senin bütün gücün bu kadar mı? Gel! Fırat sus! Gel! Gel! Fırat! Sesini! Bırak ya! Bırak! Gidiyorum. Kes sesini! Çık git buradan! Çık git! Hayır yapma, yapma. Abi. Hadi! Oğlum! Oğlum! Kenan! Sus! Can ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ekin sen ne yaptın ya? Ne oldu ya? Yaren. Kaçırdım. Avlandım resmen ya. Anlatırım ben sana sonra. Ne oldu içeride? Ben kaçırdım içeriği. Çok korkunç şeyler oldu Eda. Sen ne işler çevirdiğini bana anlatacak mısın? Yaren, masumum bu sefer. Anlatacağım tabii. Ama neyle gidiyoruz? Otobüsle mi? Nerede durak? Bilmiyorum. Buluruz şimdi. Anlat hadi Eda. Hadi hemen toparlayın her şeyi. Kızım sen de acele et.
Nasıl olur böyle bir şey? Yaren gerçekten çok güzel bir kız. Ben senin ilgilendiğini bilseydim, onunla yatmazdım. Senin sonun da baban gibi olacak. Aldatılacaksın. Burada olacağını biliyordum abi. Ama sen de hiç kimseye bir şey söylemeden çekip gittin ya. Her neyse, ben Neval'le konuştum. Abimle buluşacağım. Kavgayı gördüğü için sinirlendi, bunaldı. Çıkıp gitti dedim. Hallettim o işi. Ama seni çok merak etmiş. Çünkü birkaç kez aramış ve sen cevap vermemişsin. Saçmalamayı keskin. Nasıl öldüğünü biliyor musun? Evet. Araba kazası. Karşıdan karşıya geçerken biri çarpıp ve kaçmış. Öyle olmuş işte. Ben sana Firuze nerede? Bir şeye ihtiyacı var mı? Ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Bunları öğren dedim. Sen öldüğünü öğrenmişsin ve bana söylememişsin. Sen üzülmeyesin diye söylemedim. Yani ne bileyim ben... böylesinin daha kolay, daha doğru olacağını düşündüm ki öyle oldu neticesinde. Bu nasıl vicdansızca bir mantık yürütmedir ya? Senin kalbin yok mu? Duyguların yok mu? Sen taş mısın Kenan? Ha söylesene, taş mısın sen? Kardeşinim abi. Sen unuttun ama kardeşinim, kardeşin. Firuze'nin öldüğünü söyledince ne yapacaktın üzülmekten başka? Hiç olmazsa mezarına gider, sevdiğim kadınla vedalaşırdım Kenan. Ah be abi, ah be abi. Sen onu o vakit terk ettin ve bitti zaten. Sen çocuklarını, aileni, yuvanı tercih ettin ki doğrusu da buydu. Biliyor musun abi, aslında sen o kıza evli olduğunu söylemediğin, onu kandırdığın için bu kadar kızgın ve üzgünsün. Kenan sus! Şimdi de onun trajik ölümünü öğrendin, bu yüzden de vicdan azabı çekiyorsun. Kenan sus! Tamam. Sustum. Ama ben işte bu psikolojiye girmeyesin, bunalıma girmeyesin diye, sen üzülmeyesin diye sana söylemedim. Sen unuttun ama ben kardeşinim. O yüzden lütfen beni anla ve bana kızma. Neval'e söyleyecek misin? Hayır. Evet, doğrusu da bu zaten. Hayır, zaten Neval de yani gece gece o mezarlığa niye gider anlamadım ki. Gönülde tesadüfen fark etmiş. Durup durup hırslanıyor herhalde, içindeki öfke bir türlü bitmedi. Ama neyse, en iyisi abi bu konuyu bir daha hiç açmamak, hiç konuşmamak. Tamam mı? Mezarının yerini biliyor musun Kenan? Biliyor musun? Biliyorum, söylerim. Ama lütfen sen de artık bir sakinleş.
geceydi ama Yaren ya. Bitmedi olaylar. Yaren, Ekin gelmiş. Ay acaba evinde pansuman malzemeleri var mı ya? Götürsen mi acaba? Bakarız şimdi mi eve? Bilmiyorum ki. Yaren, gel biz alt kata bakalım. Pansuman malzemesi varsa al götürsen Ekin'e. Bilemedim Eda. Belki yanında biri vardır. Varsa var Yaren'im, ne olmuş? Allah Allah, alacağız pansuman malzemelerini yanına götüreceğiz. İnsanlık hali bu. Yazık, günah değil mi Yaren? Ağzı gözü dağılmış ya. Evet, çok kötü gözüküyordu. Vay, Ekin abinin sağ kroşesi de bayağı iyiymiş yalnız. Of, keşke ben de gelseydim ya. Orası böyle mıy mıy sıkıcı olur diye gelmedim. Ha bu arada sosyal medyada bayağı konuşuluyor neden kavga ettiler falan diye, benden söylemesi. Neden sizce? Hı? Sizce neden? Çünkü Ekin benim çocuğumu, Fırat'ı kıskanıyor. Fırat, Akal ailesinin bir veliahtı sonuç olarak. İşe bile doğru düzgün gitmiyor Gönül. Kudret sürekli şikayet ediyor. Kendini kandırma Allah aşkına, ne veliahtı? Kendimi kandırdığım falan yok. İşin gerçeği bu. Çocuğuma neler yaptı durup dururken. Ayrıca biliyor musun? Ben sana çok kırgınım. Her şey gözünün önünde oldu ve sen Ekin'in yanında oldun. Ekin durup dururken böyle bir şey yapmaz. Fırat kesinlikle onu kışkırtmış olmalı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hep mi Ekin haklı? Gönül bak, ben de gerginim. Herkese rezil olduk. İnsan içine nasıl çıkacağız onu düşünüyorum. Daha fazla uzatmayalım, olur mu? Damla, ne yapıyorsun sen? Skandal sonrası Akal kadınları pozu yakaladım da. Bence papatya çayı gelenekselleştirmeli ya. Üf, keşke ben de bir fincan alsaydım. Damla bak, sakın onu bir yerde paylaşma. Aa, siz niye bu kadar korkuyorsunuz benden ya? Merak etme, şuursuz değilim, paylaşmam hiçbir yerde. Şuursuzsun. Can, Ekin nasıl? Ekin kapıyı açmadı. Aradım, uyuyorum dedi. Sanırım birazcık da içmiş. Beter olsun. Dilerim ki daha beter olsun. Benim çocuğumun ağzını yüzünü dağıttı. Yani size de yazıklar olsun ya. Aa, hala Ekin nasıl, Ekin nasıl? Kimse de demiyor ki Fırat nasıl? Vallahi yengeciğim, ben gözlerimle Fırat'ın Ekin'e nasıl sataştığını gördüm. Benim tarafım o yüzden belli. Sen var ya, hiç uğraşma. Çok ayıp Can. Çok ayıp. Ama ben niye senden adalet bekliyorum ki? Sonuç olarak bu evde anneni babanı örnek alıyorsun. Onlar nasıl bir tavır tutunursa sen de aynı şekilde yapıyorsun. Ama biliyor musun, çok günah. İnsan önce kendi kanından olanı korur, gözetir. Biz sizi daha ne kadar gözetelim gerçekten bilmiyorum. Kapatabilir miyiz şu konuyu artık, zaten canım sıkkın. Ben de gidiyorum, size iyi geceler. Kuzum benim, pardon. Önemli değil. Ne yaptın burada tek başına? Hı? Bir sorun olmadı değil mi? Yok, olmadı. Emin misin? Böyle bir sessiz gibisin sanki. Uykum var. Oy tamam. Tamam hadi, dön arkanı, kapat gözünü. Hadi bakalım. Eda, ben ameliyata mı gireceğim? Yani Yaren, bunları bulabildim mutfakta. Al işte. Ayıp olmasın ya. Sen asıl gitmezsen ayıp olur. Al bunları. Git yaralarını sar kardeşim. Hadi. Fatih'a bana da uyku bulaştırır mısın ya? Gel bakalım. Rahat bırak beni Can.
Birileri beni merak etmiş. Ben ihtiyacın olur diye düşündüm. Eline ne oldun? Niye sardın öyle? Bir şey olmaz doktor hanım. Korkma. Olur. Mikrop kapar. E gelsene. Gel içeri. Çok iyi değilim. Kusura bakma. Farkındayım. Önemli değil. Ben zaten birazdan giderim. Sen de uyursun. Elini uzatır mısın. Özür dilerim. Ama bu gerekli. Öyle mi? Tamam. Bak o kız yüzünden mi kavga ettiniz? Doğru söyle bana. Hayır Ayşegül. Ben bilerek damarına bastım. Başka yerden yüklendim. Sen kafanı yorma kuzen. Ben sana bir söz verdim. Tutacağım. Hadi kapattım artık. Çok tatlısın. Ben mi? Burada başka biri var mı? Yok, evet. Hiç yormuyorsun. Ne oldu diye sormadım bile. Şey olduğu belli. Evet. Eliniz de hafifmiş doktorun. Teşekkür ederim. Tamam, bitti. Sana güvenmek istiyorum. İnan buna her şeyden çok istiyorum.
ne yaptın? Ne yaptım? Neredesin sen? Neredeyim ben? Kardeşim pansuman yapmaya gittin. Biraz fazla kaldın. Bir de kızarmışsın. Ne oldu? Soğuktan kızarmışımdır. Çok soğuk hava. Bir şey yapmadım. Gittim. Elini sardım. Eli yaralıydı. Geldim. Bir şey yapmadım yani. Ha, sen gittin. Pansuman yaptın. Onun da çok hoşuna gitti. Teşekkür etti. Bir tane de öptü galiba. Eda. Ne diyorsun sen ya? Git yat. Hadi. Yaren. Senin unuttuğun bir şey var kardeşim. Neymiş? Ben seni çok iyi tanıyorum kardeşim. Tam anlamadım ama bir şey olmuş. Sen çok heyecanlanmışsın. Utancından kıpkırmızı olmuşsun ha. Eda bak bağıracağım şimdi, git içeri. Çocuk uyuyor içeride. Git yat. Git yat. Tamam be. Git. Tamam. Hadi. Aa. Allah Allah. Ben sana ne diyeyim Gönül, ha? Ne diyeyim? Hay bir şey deme artık bana, bir sus Kenan ya, bir sus. Geceden beri beynimi yedin benim. Hay ben doğru bir hamle yaptığıma inanıyorum. Ben Kudret abiye bunları söyledim ki yarın öbür gün bir şey olduğunda bir tek ben suçlanmayayım diye. Yani karısının, Neval'in saçmalıklarını, abukluklarının görsün, farkına varsın diye. Vallahi senden korkulur Gönül. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ha öyle mi canım? Demek benden korkulur. Asıl senden korkulurmuş be. Yahu benim kocam entrikacıların kralıymış da benim bilgim yokmuş. Bana bak, sen niçin Firuze'nin öldüğünü abine söylemedin? Ne var mı susturdu seni? Söyleme mi dedi? Hayır, sadece abim üzülmesin diye söylemedim. Asla ikna olmadım ben. Çünkü niçin biliyor musun? Çünkü benim tanıdığım sen karşılıklı bir çıkar yoksa asla olaya dahil olmazsın. Gönül, istersen bu konuyu kapat. Çünkü eğer Neval senin onu takip ettiğini öğrenirse ne olur? Hı. Bu konakta kıyamet kopar. İşte sen o zaman görürsün karşılıklı çıkar çatışmasını. Senin o Nil'i canlı evlendirme planın var ya, bir anda suya düşer. Ha bu arada Paris'ten gelen gelinliği de sen giyersin hayatım. Tamam mı? Tamam hayatım. Hayırlı işler. Teşekkür ederim hayatım. Sana güvenmek istiyorum. İnan bunu her şeyden çok istiyorum. Yaren abla ben acıktım. Tamam ablacığım, ben sana birazdan kahvaltı getiririm, olur mu? Hadi geç. Günaydın. Günaydın. O sana gülmüş mü Yaren? Ha? Sana gülmüş mü o? Sen neye gülüyorsun acaba? Abla. İyiyim ablacığım. Bir şey yok, şey düştü. Tuhaf görünüyorsun. Yo ablacığım, gayet iyiyim ben. Gayet iyiyim, sen hadi git. Geç. Tamam yani ablacığım. Ne
üst bahçeye gelir misin? Tamam. 15 dakika sonra gelirim. Kahvaltı birazdan geliyor Fındık. Tamam. Her şeyini aldın değil mi Demleciğim? Evet evet aldım. Hadi bay. Bay canım. Abim çıktı mı? Ay evet, bugün erkenden çıktı. Tamam, görüşürüz o zaman. Gülsün Güneş'i arıyorsun değil mi Kenan? Evet. Bir şey öğrendiğim zaman sana bilgi veririm Nevalcığım. Sanki ben sormasam hiç araştırmıyormuşsun gibi hissediyorum da. Sana tamam dedim değil mi? O yüzden biraz sabırlı olur musun? Hiçbir iz bulamadın mı? Hayır, henüz bir şey bulamadım. Neval, lütfen bana güvenir misin? Kenan, ben sana güvenmek istiyorum. Hı. Sadece bana yanlış yapma ve elini biraz çabuk tut, lütfen. Sana bir şey sorabilir miyim? Böyle aba altından sopa göstermek senin hoşuna falan mı gidiyor? Yani devam edecek misin? Ne yapayım, gideyim mi, kalayım mı? İyi günler Kenan. Bence de. Ne olup bittiğini önce benim öğrenmem lazım Nevacığım. Öyle Gülsün Güneş'i sana altın tepside sunamam. Buyurun Kenan Bey. Hacer. Ben Hacer Hanım'a bakmıştım da. Şu an evde yok ama sabah erkenden köşke gelmişti. Ha. Ben görmedim de. Belki alışverişe çıkmıştır. Olabilir, olabilir. Yaren, sen Hacer Hanım'ın nesi oluyorsun? Komşusunun kızıyım. Ha. Peki annen baban, onlar neredeler? Ben küçükken trafik kazasında öldüler. Üzüldüm. Peki sen nereden geldin? Bursa'dan. Bursa'dan? Hı hı. Babanın adı ne? Yaren, çok zor bir soru sormadım. Babanın adını sordum. Yok, ben şaşırdım. Neden sormuştunuz? Belki tanıyorumdur diye. Bizim Bursa'da fabrikalar var da o yüzden orada çok tanıdıklarım oluyor. Mustafa. Mustafa Güneş. Güneş. Mustafa Güneş diye birini tanımıyorum tabii ki. Ya kusura bakma, böyle sık boğaz ettim sorularımla ama ben bizde çalışanlarla yakından ilgilenirim. Yani eve girip çıkanın kim olduğunu merak ediyorum sadece. Tabii haklısınız. Size üst katı mı verdiler? Hı hı, evet. Peki. Güle güle oturun o zaman. Tamam, ben seni fazla meşgul etmeyeyim. Olur mu öyle şey? Sağ olun. Kapatabilirsin kapıyı. Tamam. Tabii.
kim Fırat'a neden saldırmış Ayşegül. Ki? Ayşegül, uyanmadın mı hala? Ya bırak kavgayı. Olaya gelsen. Ekin sevgili yapmış. Kızı tanıyan var mı? Hayır baby. Ayşegül ya, uyansana. Kilit kız Ayşegül. Bütün bilgiler onda. Günaydın. Hadi bana gelin. Brunch ve dedikodu vaat ediyorum. Tamam. Ben seninle dün gece hakkında konuşmak istedim. Tamam, konuşalım. Sabah Lale aradı beni. Ben de öyle gördüm. Ekin Ünal'ın Gizem'ini sevgilisi yazmışlar. Gördüm. Ben senden çok özür dilerim. Yani tamamen bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu gazeteciler insanın peşini bırakmıyor. Ama ben gerekli yerleri aradım. Bütün haberleri sildirecekler. Yani hiçbir şey kalmayacak. Kızdın mı bana? Yok. Yok, yok kızmadım. Anladım ben. Sen haberi düzelttirecek misin? Evet. Yani merak etme, her yerden silecekler. Tabii. O zaman ben gideyim. Senin bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Önden sen git istersen, şimdi beraber gözükmeyelim. Doğru. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ah, sağ ol Muratcığım. Sana da gelsin. Çay alacaktım. Ben vereyim. Ben alırım. Nasıl geçti iznin yavrum? İyi geçti. Memlekete gittim. Annemi babamı gördüm. Geldim işte. İyi yapmışsın. Hasret gidermişindir. Evet, öyle oldu. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Çocuk kolay gelsin dedi. Cevap bile vermediniz. Lafı havada kaldı. Baygın baygın Eda'ya bakıp söyledi. Ben de ondan cevap vermedim. Vallahi ben tanımıyorum Hacer teyze. İlk defa burada gördüm yani. Niye? Beğenmedin mi Murat'ı? Ya Sibel abla. İşim olmaz benim. Ben işimdeyim, gücümdeyim. İyi. Aferin, sen işine bak. Anne, fakir diye istemiyordur bu. Köşkün kapısındaki güvenliği Eda ne yapsın? Yoksa yakışıklı çocuk ama, değil mi? Evet canım, doğru bildin. Çok yakışıklı ama fakirle evlenmem ben. Eda, biz de fakiriz. Affedersin ama sen kendini ne sanıyorsun? Ben hiç anlamıyorum, biliyor musun? Sibel,
Vallahi ben kendimi bir şey sanmıyorum. Bulunduğum konumdan da hiç mutlu değilim Sibel ablacığım. Ama evlenecek olursam tabii ki zengin biriyle evlenirim. Bak Hacer teyzeme, kocası yarı yolda bırakmış ama hala milletin ağız kokusunu çekiyor. Emekli olması lazımdı kadın ama yok. Ne yok biliyor musun? Para yok. Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek lazım yavrum. Hem her şeyi parayla halledeceğiz diye de bir kural yok. Vallahi Hacer teyzem, bir kısmını parayla hallediyorsun ya. Gerçekten bak. Anne bırak, nefesini boşuna tüketme. Laftan anlar mı bu ya? Şeytan kaçmış bunun içine. Aynen. Şeytan kaçtı benim içime. Doğruları söyleyince böyle oluyor çünkü, değil mi? Sen kendine baksana Sibel abla ya. Bak gençsin, güzelsin ama kimse yok yanında. Mesela şu burnunu köşkten dışarıya çıkart desem, çıkartamazsın çünkü gece gündüz burada çalışıyorsun. Çalışıyorsun ama hiç paran yok nedense. Koca bul kendine mesela. Olmadı Murat'ı ayarla, bak yakışıklı çocuk. Eda sus artık. Niye ağlıyorsun şimdi Sibel abla? Ben ne dedim? Ben ağlıyor muyum? Eda ne oluyor ya? Ne bileyim, anlamadım zaten. Eda bir daha evlilik mevzunu açmayacaksın. Sibel kimseyle evlenmek istemiyor. Ne oldu şimdi yine? Ben ne dedim yani? Ben miyim suçlu? Ne dedin ya? Hacer teyze. Niye ağlıyorsun? İyi misin? Hacer teyzeciğim, iyi misin? İyiyim, tamam. Hacer teyze bak, gözünden yaş aktığına göre belli ki ben yanlış bir şey söyledim. Özür dilerim. Özür dileme. Hacer teyzeciğim, tamam bize anlatmayacak mısın niye böyle ağladığını? Boş verin. Yok öyle boş ver falan olmaz Hacer teyze. Hadi anlat da bilelim. Belli ki hata ettim ben. Sibel, 7 yaşından 15 yaşına kadar tedavi gördüm. Bebeği olmayacak. Artık kimse onu istemeyecek diye düşünüyor. Ne tedavisi peki? Kötü hastalık mı? İlik kanseri. Neval Hanım yardım etti de öyle kurtuldu. Ha. Sen demek ki bu kötü insanlara o yüzden hala ağzı yiyorsun yani. O yüzden mi Hacer teyze? Ben evladımın canını borçluyum Neval Hanım'a. Hacer teyze, bize söylemedin hiç. Kendi derdimle sizi üzmek istemedim. Olur mu öyle şey? Ama iyi değil mi şimdi? İyi çok şükür. Yılda bir kere kontrolü var. Sorun yok. Oh bak, iyileşmiş işte, ne güzel işte. Ben tekrar özür diliyorum senden. Gidip Sibel ablanın da gönlünü alacağım, söz. Ya böyle özür dilersin işte şimdi. Bir de bacak kadar boyunla geçmiş karşıma bana hayat dersi vermeye çalışıyorsun. Sen ne biliyorsun acaba? Ben evladımın canını zor kurtardım. Üstelik para da vardı. Neval Hanım yardım etti bize. Yurt dışından dönör bulundu. İlik nakli olsun diye bize özel uçak tuttu, gönderdi. Ama yine de ben, evladım, benim yavrum kucağımda ölüveriyordu. Hayat senin sandığın kadar kolay değil. Her şey parayla çözülmüyor. Şükretmeyi öğren biraz. Tamam, boğacaksın. Pabuç kadar dilim var. Sok azıcık onu içeriye. Toparla kendini. O zaman affederim. Tamam Hacer teyze. Zaten ben bilmiyordum ki. Bilseydim söylemezdim. Biz bunu sabah cinneti varsayalım, unutalım gitsin, tamam mı? O da bana az şeyler söylemedi çünkü. Hacer teyzeciğim. Ayşegül, yavrum. Buyur canım. Arkadaşlarıma terasta bir brunch yapacağız da böyle hafif bir şeyler hazırlar mısın? Tabii hazırlarız efendim. Bir de ikisi bizimle ilgilensinler. Sibel'e hiç gerek yok. Bunları giysinler, misafirlerin önüne bu kılıkta çıkmasınlar. Böylesi daha iyi olacak.
Tabii efendim. Eda, ne yapıyorsun sen ya? Biz demin ne yaşadık burada? Yaren bak ben bunu öldürürüm ha. Kafasında zaten 3 tel saçı var, onları da ben yolarım. Ne var ya bizim kılığımızda? Biz niye bunları giyiyoruz Yaren? Önlük bile koymuş ya, ben giymem bunları. Eda sen niye akıllanmıyorsun ya? Biraz sus. Eda, yani misafirlerin yanındayken giyiverin işte. Onlar gidince çıkarırsınız. Beni Ayşegül'le karşı karşıya bırakmayın Allah aşkına. Ay yok canım, giyemem. Eda saçma sapan konuşma, gel hadi. Gerçekten ben artık bu hayatı yaşamak istemiyorum Yaren. Çok sıkıldım. Giymeyeceğim işte onları Yaren. Ver onları Hacer teyzeciğim. Üzülme sen, tamam mı? Ne olur üzülme. Ben onu halledeceğim. Tamam peki. Eda. Ay kızlar çok güzel. Nasılım? Harika oldun. Pelo, bu muhteşem. Çok sağ ol. Rica ederim tatlım. Onu Amerika'da bir vintage mağazasından aldım. Ayşegül'cüm, bu arada seninkini de Meksika sınırından aldım. Alırken de hayatında artık bir sevginin olmasını diledim. İyi şans getiriyormuş da. Çok tatlı, sağ ol. Ay bu arada kızlar ben bir süre uçmayacağım. Yoruldum ya. Ev kuşuyum artık. Ayşegül, gıybet grubumuzun gündemi belli. Ekin'in şu esrarengiz sevgilisini açıklayacak mısın artık? Bilmiyorum ya. Bir bakayım. Açıklasam mı? Ay ama bir heves bunun için geldik ya tatlım. Bence kız yabancı. Bizim ortamlardan değil çünkü. Yurt dışında yaşıyor diyorsun yani. Yani bence öyle. Türk değil. Hatta birazcık Latin tipi var. Ayşegül'cüm öyle mi? Bir konuşsam diyorum artık. Şöyle ben kızı zaten buraya davet ettim arkadaşlar. Birazdan kendiniz tanışırsınız. Ay yok artık, olaya gel. Ekin bayağı ciddi o zaman bu kızla. Eve girip çıkmalar, sizle tanıştırmalar, sergilere gelmeler falan. Vallahi ben bu zamana kadar Ekin'in yanında 3 günden fazla aynı kızı görmedim. Şoktayım yani şu an. Ayşegül'cüm, senin bu kızla samimiyetin ne durumda? Sık sık eve gelip gidiyor mu? Ha? Her gün. Her gün burada. Latin mi peki? Ya azıcık sabredin ya. Ay Ayşegül çok fenasın ya. İyi tamam. Kısaltayım bari biraz. Kısaltma. Çok kötü ya Eren ya. Sırf Ayşegül istiyor diye giydiğimiz için çok mutsuzum ya Eren. Ona ne ya bizim kıyafetimizden? Ben giymek istemiyorum ki bunları. Ayşegül'ün lafıyla hizmetçi kıyafeti giyiyoruz ya. Yaren bir şey söylüyorum. Niye benimle konuşmuyorsun? Ne oldu sabah sabah bir tuhafsın sen? Sergide bizim fotoğraflarımızı çektiler ya. Benim fotoğrafımı alıp Ekin Bey'in gizemli sevgilisi diye haber yapmışlar. Şaka yapıyorsun. Magazine mi çıktın sen? Ben de var mıyım yanında? Nasıl bulacağım haberi? Ne yazacağım? Ekin Ünal yaz, çıkıyor zaten. Ekin Ünal. Yaren. Ay ben yokum ama yanında, ama olsun. Olsun, çok güzel gözüküyorsun. Nasıl güzel çıkmışsın yine. Senin nereden haberin oldu? Nereden biliyorsun? Ekin sabah gel konuşalım dedi. Haberi düzelttirecekmiş. Aa, ne yapacakmış? Rahatsız mı olmuş senden? Geç kalmasın, söyle ona elini çabuk tutsun Ekin Bey. Paşama bak sen ya. Kurban olsun kızım o sana, kurban olsun. Herhalde rahatsız oldu. Vallahi Yaren sakın kendini üzme. Ben sana nasıl baktığını görüyorum. Öyle karşına geçip robot gibi kalıyor, hiçbir şey konuşamıyor ama gizli bakışların hepsini yakaladım ben. İçinin yağları eriyor bence. İstediği kadar kaçak oynasın, bir gün yakalanacak. Eda, tamam. Yeter, ben gerçekten Ekin hakkında konuşmak istemiyorum, tamam mı? Kapansın bu konu. Lütfen. İyi, tamam. Yaren. Bizim yurtta bir tane Karadenizli temizlikçi abla vardı, hatırlıyor musun? Bizim kızlara ne derdi? Huu, erkek değil mi to? Topunun köküne kibrit suyu. Eda ya. Neyse bak, birazdan ciyaklayacak. Hadi şunları götürelim. Yaren, bu kibrit suyu nerede satılıyor sence?
Eda. Allah Allah ya. Saçmalama. Canım şaka yapacaktım ya. Otopsi diye bir şey var. Çıkar orada herhalde. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ayşegül'le daha fazla kavga etme, tamam mı? Takışma. Bundan sonra başımızı beladan uzak tutmamız lazım. Defne de var şimdi. Çocukla hiçbir yere gidemeyiz. Anladın mı beni? Biliyorum. Biliyorum yani. Hoş ben sana attığı tokadın hesabını sorardım. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Arasana şu kızı. Ne zaman gelecek? Bir adı yok mu bu kızın? Söylemem. Bekleyin, birazdan göreceksiniz. Ay amma gizem yaptın Ayşegül ya. Oh, atıştırmalıklarımız da geldi. Masaya hazırlayın lütfen. Fulya, sana bir link attım, ona bir bakar mısın? Haftaya parti var ya, onun için aldım. Nasıl ya? Bu Ekin'in yanındaki kız değil mi? Pardon, bir bakar mısın? Vallahi o. Arkadaşlar, gizemli kızımızın adı Yaren. Kendisi bizim hizmetçimiz. O yüzden her gün bu evde. Ya? Tamam, anladık, hizmetçiniz de. Ekin'le ne alaka ya? Orası da şöyle. Lale sergide bizim hizmetçi kızın fotoğrafını kullanmış. Ekin de sergiye giderken acımış, arabayla onu da götürmüş. Yani olay bundan ibaret. Ayşegül, sen bizi resmen trolledin. Evet, bizim Latin hizmetçimiz var, çok havalı. Yok artık ya, biz de Ekin'le kızı nikah masasına oturtuyorduk neredeyse. Çok komik. Vallahi beni bayağı eğlendirdiniz kızlar ya. Ayşegül Hanımcığım, başka bir şey ister misiniz? İstersek söyleriz. Teşekkürler. Ben en iyisi bunu arkadaşlarımın yanında döveyim ha. Yaren, şurayı temizler misin? Yaren'in işi var, ben temizleyeyim. Senin adın Yaren mi? Sana soru sorulmadıkça lafa atlama, olur mu? Ben temizleyeyim Eda'cığım. Bana da bir yeni bardak getirin lütfen. Bir de tatlı yeriz değil mi kızlar? Olur olur, yeriz ya. Evet, tatlı da getirin. Bir de biraz kuru yemiş. Eda'cığım hadi. Sen Ayşegül Hanım'ın istediklerini getir. Hadi. Şimdi temizliyorum Ayşegül Hanım. Banu nerelerde ya? Hiç görünmüyor. Biz de görüşemiyoruz. Güzellik salonunu boşaltıyordu en son. Yazık, iflastan sonra bir daha toparlanamadı o kız ya. Evet. Biz de iş yapacaktık da işte aramalarıma zor dönüyor. Ayşegül, ne yapıyorsun sen? Kamuoyunu aydınlatmak lazım, değil mi arkadaşlar? Herkes hizmetçimizi Ekin'in sevgilisini zannetmesin. Senin bir arkadaşın vardı, sanki magazin sitesi vardı, değil mi? Oraya sen yollar mısın fotoğrafları? Benden çıktığı belli olmasın. Tabii tabii, atarım ben. Sen merak etme. Okey. Rezalete bak! Sorumluluklarınız var! İnsan nasıl böyle davranır? Aklım, hafızam almıyor. Sen Ekin ya, sen. Sen nasıl böyle bir şey yollarsın ha? Kendimi tutamadım. Kendini tutamadın. Cevap bu mu? Ya sen şirket yönetiyorsun oğlum, şirket. Haklısın Kudret abi. Hele şu yüzünüze, gözünüze bakın. Darmadağın bir şekilde at hırsızları gibi şirketin içinde dolaşıyorsunuz. Tövbe tövbe. Ekin, bu kavgayı sen başlatmışsın oğlum. Neden yaptın böyle bir şeyi?
Onların arasında olan şeyler beni zerre kadar ilgilendirmiyor Kenan. Kazık kadar adam oldular. 15 yaşında değil bunlar. Amca, haklısın. Ben kendi adıma özür dilerim. Hele sen hiç konuşma Fırat. Bu şirkete sadece boy göstermek için geliyorsun. Hiçbir işin ucundan tuttuğun yok, biliyor musun? Amca, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama sen bana fırsat tanımıyorsun ki. Neyine güvenip sana fırsat tanıyacağım ha? Fırat söyle bana, neyine güvenip tanıyacağım? Abi tamam. Tamam, daha fazla sinirlenme. Sen de kes artık Fırat. Borsada %2 düşüş var. Sizin sayenizde herkes Akal Holding dağılacak diye konuşuyor. Ne yapacağız şimdi ha? Söyleyin bana, ne yapacağız? Ben şimdiye kadar bu şirkette böyle rezalet görmedim. Biz hep kendi itibarımızla ayakta durduk. Benim başımı öne eğdiniz. Aferin size çocuk. Aferin. Kudret abi, ben bu durumu düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Çıkın hadi, çıkın. Çık. Ekin! Ekin! Ne oldu ofis boy? Ha? Bir ihtiyacı var mı diye soracaktın herhalde. Fırat, sana biri delirmen için yavaş yavaş bir şeyler mi içiriyor? Ne oluyor oğlum sana ya? Ha? Önüne gelene sarıyorsun, tuhaflaştın sen iyice. Bence sen ona bugün hiç dokunma. Kudret abisinden ilk kez fırça yedi, moraller acayip bozuk. Defol git Fırat ya. Durun kızlar, ben de geliyorum. Filtreli istiyorsun değil mi? Tamam, dur. Ayşegül sen de gelsene. Gel. Geliyorum. Yaren. Bunları da alın, çöpe atın. Ben alırım. Tamam. Tamam efendim diyeceksin. Biz sana ne yaptık ya? Niye bize kölenmişiz gibi davranıyorsun? Yaren sana ne yaptı? Sen kimsin de ben sana açıklama yapacağım? Hizmetçi misin? Ona göre davranıyorum. Ha, eğer beğenmiyorsanız kapı burada. İstediğiniz zaman çıkıp gidebilirsiniz. Kimse sizi burada zorla tutmuyor. Tamam, hadi biz gidelim artık. Ben size gidin dedim mi? Tamam Ayşegül Hanım, buyurun. Yaren, şunu lütfen nasıl davranılması gerektiğini öğret. Senin gibi böyle ezik olsun. Lütfen benimle senli benli konuşmasın. Şimdi çekilebilirsiniz. Hadi tamam, hadi. Allah'ın belası. Pislik. Ben bunu bir gün döveceğim Yaren. Bak sana son kez söylüyorum. Ama ne zaman? Sen niye başımı bekliyorsun? Ben senin nasıl olduğunu merak ettim sadece abi. O yüzden kaldım. İyi değilim Kenan. Kafam bazı şeylerden dolayı çok karışık. Ne gibi şeyler? Araba vurdu, kaçtı dedin. Aradan bunca yıl geçti.
Katil hala ortada yok. E abi, o dönemde MOBESE kameraları yoktu. Yani görgü tanığı falan da yoktu herhalde. O yüzden bulunamamıştır. Zaten kimsesiz bir kadındı abi. Kimsesiz bir kadın değildi Kenan. O benim sevdiğim kadındı. Eğer haberim olsaydı yeri yerinden oynatır bulurdum o caniyi. Tabii bulurdun abi, bulurdun. Müsait değilsiniz, ben sonra geleyim Kudret Bey. Gel Akın, gel. Kenan kalkıyor zaten. Ben niye kalkıyordum ki abi? Senin işin gücün yok mu Kenan? Bir ihale üzerinde konuşacağız Akın'la. Oldu abi. Siz Akın'la ihale üzerine görüşün. Ben de o işimi yapayım. Akın, ikimizden başka kimsenin bilmemesi gereken bir şeyi araştırmanı istiyorum. Firuze Güneş. Ona ne oldu benim için öğren. Madem ısrar ediyorsunuz. Harika şeyler aldık hem de indirimden. Kenan bana tek kelime dahi edemez. Ay, çok heyecanlıyım. Çok yakıştı ya. Sana çok yakıştı. Değil mi halam? Çok güzel olacaksın halam. Evet. Gel bana bak, bir selfie çekelim. Bugün hiç çekilmedi. Evet. Paylaşıyorum. Paylaştım. Evet. Çok güzel oldu. Bak seni takdir ettim. Sonunda Paris'ten şahane bir gelinliğin olacak. Üş, ama Neval Hanım yine çok sinirlenecek. Sinirlensin, sinirlene alışacak o bana. Acaba bu nedir canım? Senin bu canın kontrolünü alman lazım ki. Yoksa hayat boyu çok mutsuz olursun çocuğum. Doğru diyorsun ya. Hı? Evet artık ben bu dakikadan sonra ipleri elime alıyorum halacığım, tamamdır. Vallahi evladım zaten sabah baban aradı. Ne dedi? Ya ne desin, bu ne biçim nişanlık, aynı evde yaşıyorlar. Derhal nikah kıyasın dedi, benim tansiyonlar fırladı yine. Hallet şu işi. Tamam halacığım, evleniyoruz işte. Evleniyorum ya. Ben gerçekten bu Ayşegül cadısından çok sıkıldım. Susa susa kızın ayak izleri çıktı bizim sırtımızda. Da bağırma. Biri duyacak şimdi ya. Duyarsa duysun, sana ezik diyor ve ağzını açıp hiçbir şey söylemiyorsun. Ne yapayım Eda? Sen söyle. Sen ben keyfimden mi böyle davranıyorum zannediyorsun? Benim ağzım var, dilim yok mu zannediyorsun sen? Bu insanlar bize bu evden gidin derlerse biz Defne'ye ne yapacağız? Hiç düşündün mü bunu? Gideriz bir otele yerleşiriz Yaren. Sen bana güven. Ben sonra bir iş bulurum. Hayatı tekrar devam ettirmeye çalışırız. Hem Defne var ya, otelde daha çok rahat eder. Yok ya. Sen ne kolay deliriyorsun öyle. Ama sana hatırlatayım, unuttuğum bir şey var. Defne aranıyor. Anladın mı beni? Dışarı falan çıkamaz. Nasıl bir hayat ya bu? Ha? İsteyen gelsin, istediğini söylesin. Cevap veremeyelim, ağzımızı açamayalım. Sadece gülümseyelim. Bu kadar mı? Mecbur muyuz ya biz bunlara? Mecburuz Eda. Mecburuz. Bilmiyorum bu nasıl bir hayat. Ama ben bu hayata Defne için katlanıyorum. Sen de biraz sorumluluk sahibi ol ya. Birazcık bana yardımcı ol yeter. Ne yapalım biz şimdi? Onun için en güvenli yer burası. O yüzden buradan kıpırdayamayız. Sen de ben nasıl bu hayata katlanıyorsam öyle katlanacaksın. En azından Defne yurda dönmeye ikna olana kadar. Yani biz Ayşegül cadısının yaptıklarını çekmek zorundayız. Buna mecburuz öyle mi Yaren? Mecburuz Eda. Mecbur falan değiliz Yaren. Mecburuz. Ne bağırıyorsunuz? Dışarıdan duyuluyor sesiniz. Hacer teyze kusura bakma, biz öyle konuşuyorduk, fark etmemişiz. Acıktınız mı? Ben acıkmadım. Yaren acıkmıştır ama. Allah'ım sabır.
Size bu kıyafetleri kim verdi? Ayşegül Hanım. İyi yapmış. Bundan böyle evde çalışırken aynen böyle tek tip giyinin. Hacer Hanım. Buyurun Neval Hanım. Siz bu kızların sergiye gelmesine nasıl izin verdiniz? Lale Hanım çağırmıştı. Hayır, benim kızacağım da mı aklınıza gelmedi? Benim olduğum bir davette evde çalışan insanların ne işi var? Bir de Ekin'in arabasıyla gelmişler, fotoğrafları çekilmiş, saçma sapan haberler çıkmış. Neval Hanım, biz durakta bekliyorduk. Ekin Bey bizi götürmek istediğini söyledi. Evden almayacaktı sizi herhalde. O konuyu sorgulamıyorum bile. Bak Hacer Hanım, ben sana güvendim de bu kızları işe aldım. Bana teşekkürün böyle mi olacaktı? Çok affedersiniz Neval Hanım, bilemedim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olmasın zaten. Herkes haddini bilsin, işini yapsın. Bir daha böyle bir konuşmayı yapmak mecburiyetinde kalmak bile istemiyorum. Haklısınız efendim, bir daha olmayacak. Hacer teyze. Tamam kızım, senin bir kabahatin yok. Benim suçum. Benim bunu düşünmem gerekirdi. Sibel ortalığı topluyor. Siz ona yardım ederseniz ben mutfağı hallederim. Tamam. Eda hadi. Hadi. Bırak lan beni, bırak! Zik yapma, bırak! Abi, bak Salih dükkandan çıkıp gittikten sonra ben sadece 2 dakika gördüm. Ondan sonra görmedim. Ya benim bir arsa işim vardı, sahibi kıllık çıkartıyordu. Yardımcı olmasını istedim, hepsi bu. Fırat. Adam en son dükkanından çıkarken görüldü. Sonra sen buluştun, görüştün. En sonunda da denizin dibinden arabasıyla çıkarıldı. Hem de kendisi lale vurulmuş halde. Abi, 2 dakika gördüm diyorum sana. Sadece 2 dakika. Benim bir ilgim alakam yok. Ya ben kurmuşum tezgahımı, para kazanıyorum. Ecelime mi susadım? Niye yapayım böyle bir şey? Ben bilmem lan. Bana 2 milyon dolar borcum var. Birincisi kayıp para için. İkincisi bu olaydan yırtman için. Yoksa... Bak, namlumun ucunda ilk kim var? Lan! Rahat dur lan. Beynini dağıtırım senin. Ailemden uzak dur. Hiç yapma. Senin adamın seni satmış, arkandan iş çevirmiş. Sonra öldürmüşler, denize atmışlar. Faturayı bana kesiyorsun. Kes lan! Bana bak, yiyeceğimi dedim. 2 milyon doları önüme koyacaksın Fırat kardeşim. Yoksa anandan başlayıp tüm sülalini gezerim. En sonunda da seni gebertirim. Tamam, Allah'ın belası tamam. 3 gün içinde o para masanın üstünde olacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Bırak. Alırın şunu. Baksanıza. Yüzünü zaten beni fena yapmış. Bize boş bir yer bırakmamış. Ben 3 günde 2 milyon dolar bulamam. Sen sosyete bebesi değil misin lan? Ha? Amcan holdingler patronu değil mi? Bulacaksın. Bulamazsan olacakları biliyorsun. Ah be Japon gülüm. Ne oldu? Korktun mu? Heh? Korktun tabii. En çok da sana üzülüyorum biliyor musun? Oysa ki... seninle ilgili çok güzel hayallerim vardı benim. Bak, bu yüzünden mezarına çiçek bırakabilirim. Çok yazık. Bunların hepsi senin salaklığın yüzünden oldu. Pırlantaları sen çaldırdın, Salih'i sen öldürdün. Ya beni bile kandırdın sen, beni bile. Senin yüzünden canımdan olacağım ben be. Banu yeter ya. Bir sus artık. Bir sus. Susar sus. Ben var ya ben. Ben böyle olacağını bilseydim asla seninle bir şey yapmazdım. Bu saçma sapan işlere karışmazdım. Nasıl bulunacak ya o para? Ha? Nasıl bulunacak Fırat? Ya 2 katı. Adam 2 katını istiyor, 2 katı.
Ne yapıyorsun sen? Karışma. Banu cevap ver, ne yapıyorsun? Karışma dedim sana. Ben geliyorum Yaren birazdan. Alo Banucuğum. Sonunda aklına gelebildim ha. Helal olsun sana. Eda. Bak artık bu işin şakası yok. Ben ölümle tehdit ediliyorum. Nasıl yani, anlamadım. Bak sendeki pırlantalar Fırat'a ait değil, tamam mı? Sahibi çok tehlikeli biri ve benim peşime düştü. Hemen onları geri vermemiz gerekiyor. Ya Banu, yer miyim ben bu numaraları ya, ha? Bana ucuz ucuz yalanlarla geliyorsun. Kızım hani en son sahilde konuştuk, Maldivler'de drink atacaktık. Ne oldu drinklere ha? Ben yer miyim sence senin bu ucuz yalanlarına? Eda, ben doğruyu söylüyorum. Bak, ben olan biteni anlatıp adama senin ismini vermek zorunda kalacağım. O zaman ne olacak biliyor musun? Sen, ben öleceğiz Eda. Hepimiz öleceğiz. Olur Banu. Bana uyar. Çünkü benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama diyelim ki doğru söylüyorsun. O pırlantalar da benimle birlikte mezara gider Banu. Hiç kimse bulamaz. En azından afilli bir mezarım olur değil mi Banucuğum? Hadi Banucuğum, öptüm. Bu kız deli, bu korkmuyor ki. Umursamadı bile. Yolun sonuna geldik Banu. Yolun sonuna geldik. Ben o küçük şeytanın hakkından geleceğim. Neredeydin? Tuvalete girdim ya. Sibel abla, üzülmüyoruz hala. İşine bak Eda. Kızlar, Ayşegül Hanım arkadaşı bir kolye vermiş, odasında bulamamış. Siz gördünüz mü? Biz görmedik. Ay. Nasıl görmediniz pardon? Terastan çıkarken size verdiğim kutuların içindeydi. Siz bize verdiniz ya onu. Çöplerdi, yırtıklardı. Ben de onları çöpe attım. Onlardan bir tanesi benim odama gidecekti. Şimdi hemen gidin, çöp konteynerinden çöp arabası gelmeden benim kolyemi bulun. Arkadaşımın hediyesiydi ya. Ben gidip hemen bakarım Ayşegül Hanım. Hacer Hanım, ne münasebet? Niye siz gidiyormuşsunuz? Dikkatsiz iş yapmasalardı. Hadi ne duruyorsunuz? Ben de arayayım onlarla birlikte. Yok yok. Hiç gerek yok. Ben şimdi gider hemen oraya bakarım Ayşegül Hanım. Lütfen. Ay Hacer Hanım. Lütfen siz de şu kızlara yüz vermeyin artık. Bırakın kendileri halletsinler. Neyse. Ben bir kahvenizi alırım. Tamam, getireyim. Naber tatlım? İyiyim Damla abla. Çok sıkılmıştım. İyi ki geldin. Gel hadi oturalım. Yine oyun oynayacak mıyız? Evet, oynayacağız. Sen ablanlara benden bahsetmedin değil mi? Yok, bahsetmedim. Tamam, aferin sana. Biz seninle artık sırdaşız biliyorsun değil mi? Zaten burada saklandığını da kimseye söylemedim. Başın sıkışırsa da Damla abdan burada. Tamam. Bak sana ne getirdim. Tada. Bu ne? Makaron. Çok lezzetli bir şey. Yemek ister misin? Oyuncak sanmıştım. Güzel miymiş? Beğendin mi? Çok güzel. Evet. O zaman şimdi oyunumuza geçelim.
tüm hikayeni en baştan anlat, olur mu? Yurttan nasıl kaçtın, buraya nasıl geldin, her şeyi anlat. Ama bu sefer karşında arkadaşların varmış gibi. Onlar da seni dinliyor, tamam mı? Hı hı. Evet, başlıyoruz. Hazır mısın? 3, 2, 1, başla. Merhaba arkadaşlarım. Ben Defne. 5,5 yaşındayım. Bursa'da bir yurtta büyüdüm. Daha büyümedim aslında. Neyse arkadaşlarım, ben yurttan kaçtım. İstanbul'a ablamların yanına geldim. Eda! Eda! Eda bekle beni, tamam. Al şunları, şunları al. Ya istemiyorum, istemiyorum. Gitsene Yaren. Git, senin burada ne işin var? Sokak kedisi olan benim, sen değilsin. Bu çöplüğün içinde doğan benim. Sen bir prensessin Yaren, sen yapamazsın bunları. Ya bana prenses deyip durma. Aynı kaderi paylaşıyoruz, farkında değil misin? Birbirimizden hiçbir farkımız yok. O yüzden git, sinirlendirme beni. Aynı kaderi falan paylaşmıyoruz. Kaderine boyun eğen bir tek sensin. Ben bu kaderi yaşamak istemiyorum Yaren. Hizmetçi olmayı sen tercih ediyorsun. Çünkü ne olursa olsun her şeye katlanmak, her şeye boyun eğmek zorundayız biz Yaren, değil mi? Ya Yaren, görmüyor musun ya? Görmüyor musun? Sevgisizlikten, değersizlikten öleceğiz biz burada Yaren. İnsanlar geliyor, ağzına geleni söylüyor. İstediği gibi davranıyor, hor görüyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ya Ekin. Ekin bile sana ne yaptı farkında değil misin? Senden ne kadar rahatsız olmuşsa ilk iş haberleri sildirmek oldu Yaren. Gör artık bunları, anla ne olursun Yaren. Ben her şeyin farkındayım. Tekrar etmene gerek yok. Sen var ya, hiçbir şeyin farkında değilsin. Doğru söylüyorsun, sen bir prenses değilsin. Sen bir uyuyan güzelsin. Ya bizi hor görüyorlar. Gözümüzün içine baka baka herkes ağzına geleni söylüyor. Biz burada çöp arıyoruz Yaren ya. Ben bu sefillikten kurtulmak istiyorum artık. Ben bu hayatı yaşamak istemiyorum Yaren. Ya niye bana sinirleniyorsun? Ben çok mu mutluyum zannediyorsun ya hayatımdan? Harika mı her şey benim için? Ne yapalım peki Eda? Söyle, ne yapalım şimdi? Mutlusun Yaren. Böyle olmasını isteyen sensin ayrıca. Çöpün içinde başlayan hayatım çöpün içinde devam etsin istemiyorum Yaren. Ama en çok ne zoruma gidiyor biliyor musun? Senin benim yanımda olmaman. Yani ne bileyim, elimizde bir fırsat olsa ama birazcık riske girmemiz gerekse girmezsin. Sen benim yanımda olmazsın, arkamda durmazsın, hemen bırakırsın elimi. Ne fırsatından bahsediyorsun ya? Sadece örnek veriyorum ya. Yolda giderken mesela ayağımız bir kese pırlantaya çarptı desem. Alalım bu pırlantaları, satalım. Defne'yi de alalım. Gidelim buradan. Amerika'ya mesela ya. Amerika'ya gidelim desem. Gelir misin Yaren benimle? Biraz olsun, azıcık olsun riski göze alır mısın Yaren? Hayır derim Eda. Alır polise götürürsün değil mi? Evet, ne yapacağım başka? Sen de saçma sapan hayaller kurma artık ya. Ben sadece çöpün içinde başlayan hayatım çöpün içinde devam etmesin istiyorum. İstemiyorum, burada olmak istemiyorum. Ben seninle o kadar mutluyum ki seni alıp buradan gitmek istiyorum sadece. Eda. Çok zor olduğunun farkındayım ama dayanmak zorundayız. Başka şansımız yok. Lütfen beni korkutma artık, üzme ya. Tamam. Korkma sen, üzülme. Öyle sinirlerim boşaldı sadece. Ben de bana sarılır mısın diyecektim. Ahın tuttu Sibel abla. Eda saçma sapan konuşma. Ne ah edeceğim? Benim derdim senle mi? Bu Ayşegül iyice zıvanadan çıkmış. Bırakın aramayın, bulamadık dersiniz. Bulamadık zaten. Hadi gidin temizlenin. Ben de size yeni kıyafet getireyim. Hadi geç. Sibel abla.
müsün hala benimle? Eda'cığım, zorlamasan mı be ablacığım? Özür dilerim ben. Gerçekten özür dilerim, ben bilmiyordum. Tamam, tamam. O zaman gül bir kere. Ben güldüm, oldu mu? Tamam, hadi git temizlen, hadi. Yaren! Yaren! Mehmet abi! Şuraları bir toplasanıza! Kenan Bey, bir şey mi istediniz? Ya, çay. Çay alacaktım. Ben vereyim size. Olur, lütfen. Bu sabah yeni gelen kızla konuştum. Hangisiyle? Yaren. Ne kadar ilginç bir ismi var, öyle değil mi? Kendi ismi mi? Evet. Ne konuştunuz? Hiç öyle eften püften. Anasını babasını sordum. Yetimmiş yavrum. Aman Hacer Hanım, dikkat et, yanacaksın sonra. Şey, affedersiniz. Sorun yok, sorun yok. Buyurun. Bu arada sen Bursalıydın, değil mi? Evet efendim. Çay için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Geldin. Bak gel, buradan manzara çok güzel. Sana kahve yaptım, oturmaz mısın? Neyse canım, benim çok vaktim yok. Buyur, seni dinliyorum ben. Ben sergide gerçekten üzücü gibi davrandım ya. Yani böyle zorla öpmeye çalışmam falan. Allah belamı versin ya. Amin. Sen benden nefret ediyorsun değil mi? İğrençti yaptıklarım. Ya hadi ama abartma ya. Kurabiye surat, bak bakayım sen bunu. Ne yapıyorsun ya? Çek, niye bana dokunuyorsun sen sürekli? Hem karşıma geçmişsin, hatalıyım diyorsun, Allah benim belamı versin diyorsun. Hem de elin kolun ayrı oynuyor yani, dokunma bana. Niye dokunuyorsun ki sen sürekli bana? Ne istiyorsun ya sen benden? Eda, ben senden özür dilemek istiyorum. Gerçekten. Ya bak, ben hayatımda kimseyi böyle zorla öpecek falan bir adam değilim. Yapmadım da böyle bir şey. Ama bir yandan da bir enteresan geldi. Yani zorla öpmek değil. Eda, bizim aramızda çok enteresan bir kimya var. Sen beni çok heyecanlandırıyorsun ya. Öyle mi paşam? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu girizgahı çok iyi biliyorum. Biri sağımda dursun, biri solumda dursun. İkisi de sesini çıkartmasın istiyorsun. Ama o öyle olmaz canım. Ya Eda, benimle dalga geçme. Bak ben gerçekten sana şu an ne hissediyorsam onu anlatmaya çalışıyorum. Bak,
Nil'le ne yaşıyorsam seninle yaşadığım arasında çok fark var. Ben onunlayken kendim gibi değilim. Öyle mi Can Bey? En iğrenç tarafını bir tek bana gösteriyorsun yani. Ne güzel ya. Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu. Eda, ben mutlu değilim. Ne yapabilirim ya? Ben ne yapabilirim? Niye bana bunları anlatıyorsun Can sen? Eda. Ne? Ne? Evlenme o zaman. Evlenme Can. Niye evleniyorsun? Mecburum. Niye? Neye mecbursun sen? Ya sen Can Akal değil misin? Neye mecbursun? Babamın gözünde her şeyi mahveden, bir şeyi beceremeyen hain evlat olmak istemiyorum ben tekrardan. Harika. Sen babanın kuzusu olmaya devam et. Zaten yakında evleneceksin. Evli, mutlu, çocuklu, babasının kuzusu bir Can Akal olursun. Bu mu yani? Bu. Zaten çok fazla vaktini harcama burada. Birazdan cici kuşun çıkar, aşkım aşkım diye ötmeye başlar zaten. Doğru düzgün konuşamaz mıydık Eda? Kapak yaptın bana, rahatladın mı? Rahatladım. Rahatladım. Ben seninle çok bile konuşuyorum Can. Şuna bak çabuk. Ekin'in alın sergiye getirdiği güzel merak konusu olmuştu. Meğer bu kız sevgilisi değil hizmetçisiymiş. Fotoğrafları görenler şaşkına döndü. İnanılmaz. Yani sergiye neden hizmetçisiyle gelmiş ki? Şimdi hayatım, ben aileye yakın birinden öğrendim. Bu kızcağızın da portresi varmış sergide. Ekin Ünal da gelirken yanında getirivermiş. Olay bundan ibaret. Bence bu kız zengin avcısı. Kafayı takmış adam herhalde. Baksana kapıyı nasıl açmış, bakın görün der gibi. Ağlama Yaren, ağlama. Kes ağlamayı. Tam bir hayal kırıklığı ya bu Ekin, tam bir hayal kırıklığı. Ayşegül'le iş birliği yapmış demek ki. Her şey plana dahil Yaren. Bu hizmetçi kıyafetleri bile plana dahil. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ona. Evet. Ha? Ekin Bey de geldi. Eda sen Defne'nin yanına çık. Ekin. Yaren. Niye böyle bir şey yaptın ya? Ne gerek vardı böyle saçma sapan bir haber yaptırmaya? Yaren bir sakin olur musun? Sen sana... Olamam sakin falan. Sen sanki ben virüsüymüşüm de senin üstüne sıçramışım gibi davrandın. Beni bir dinleyecek misin? Hayır dinlemeyeceğim. Çünkü ben sabah dinleyeceğimi dinledim. Anlayacağımı da anladım Ekin. O yüzden sakın bir daha benim yanıma yaklaşma. Benden uzak dur. Yaren bak. Bırak beni. Sakın. Ekin. Hoş geldin. Otursana, ne içersin? Bir şey istemiyorum. Ekin. İyi misin? Neden yaptın bunu? Neyi? Ayşegül. Benimle oyun oynama. O görüntüleri senden başka kimse çekemez. Şimdi anladım. Bugün kızlar bana geldi. Ve Yaren'i tanıdılar. Bizim evde hizmetçi olduğunu görünce de biraz eğlenmişler, çekip paylaştılar. Ne var bunda? Sen buna niye bu kadar gerildin? Engel olabilirdin.
Ben o haberleri kaldırtmıştım zaten. Sen şimdi tekrar olay yarattın. Ekin, aslında ne olduğunun anlaşılması daha iyi olmadı mı? Durduk yere hizmetçi kızla anıldın. Kiminle istiyorsam onunla anılırım. Aa, ne oluyor burada? Niye tartışıyorsunuz siz? Sevgilisi değil, hizmetçisiymiş haberlerine kızmış Ekin. Kimiyle istiyorsa onunla anılırmış. Ayşegül, hiç sınırını bilmiyorsun. Tamam, tamam çocuklar ya. Gereksiz şeyler yüzünden tartışmayın. Ben sana yardımı olacağını düşündüğüm için paylaşmalarına sesimi çıkartmadım. Ama Ekin burada beni çocuk gibi azarlıyor. Benim adıma karar verme. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım, tamam mı? Ne oluyor sana ya? Sergide olay çıkartıyorsun, geldin burada bana bağırıyorsun. Ha? Sen iyice dengesizleştin son günlerde, farkında mısın? Bunu sen mi söylüyorsun? Güldürme beni. Benimle nasıl konuştuğumu görüyor musun anne? Tamam güzel kızım, ağlama. Ben konuşurum şimdi onu, tamam? Ekin. Biraz konuşabilir miyiz? Ayşegül'ün üzerine biraz fazla gitmedin mi? İçeride ağlıyor kız. Onu kırmak istemiyorum ama bazen çok üstüme geliyor Neval abla. Çünkü seni seviyor Ekin. Ben de onu çok seviyorum. Ayşegül benim için çok kıymetli. O zaman biraz daha dikkatli davranmalısın. Belki daha açık konuşmalısınız. Birlikte bir yemeğe gidin mesela. Karşılıklı sakince konuşun. Belki her şey daha farklı olur. Ne dersin? Yani yeni tanışan iki yabancı değiliz ki. Yani ne konuşulur? Bizim çocukluğumuz beraber geçti. Ben ölen kız kardeşimin yerine koydum Ayşe'yi. Doğru. Haklısın. Bu aralar biraz gergin ama geçecektir. Ben de öyle umuyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sen çok aptal. Sen körsün. Sen çok aptalsın Ayşegül. Yaşlarını. Eda artık bana Ekin'le ilgili soru sorma, tamam mı? Hiçbir şey söyleme. Çünkü ben çok utanıyorum ve istemiyorum artık konuşmak. Sanki böyle nefes aldıkça kalbime bir şey batıyormuş gibi hissediyorum. Lütfen. Tamam. Unut gitsin sen de. Ben de sormayacağım, bir şey söylemeyeceğim. Açmayacağım ben de artık konusunu. Ama ağlama, tamam mı? Mı ya? Ben de çok sıkıldım. İzin alırsanız parka gidelim mi? Yine şapkamı gözlüğümü takarım ben. Olur. Gidelim. Sen önce onları bir ye.
Yaren. Ha? Yaren, Sevim anne arıyor. Sevim anne arıyor. Ben konuşamam. Ben konuşamam Yaren, sen konuş. Ben ne diyeceğim? Eda. Ne? Defne. Eda, al şunu, konuş ya. Hadi aç. Yaren. Aç. Hoparlöre ver. Alo. Efendim Sevim anne. Hiç arayıp sormuyorsunuz Defne'yi. Kayıp bu çocuk kızım, unuttunuz mu? Unutur muyuz Sevim anne? Unutur muyuz ya? Bir haber alsaydık seni arardık. Senden de haber bekliyorduk ama sık boğaz etmek istemedik. Hayır, hiçbir haber yok. Mahvolmuş durumdayım ben. Bak eğer bir şekilde sizin yanınızdaysa saklamayın benden, söyleyin. Yok Sevim anne, bizim yanımıza gelmedi. Gelse sana söylerdik, böyle merakta bırakır mıyız biz seni? Of Allah'ım, delireceğim ben. Hasta bu çocuk. İlaçlarını alıyor mu, doğru düzgün besleniyor mu bilmiyorum. Biz de bunları düşünüyoruz Sevim anne. Her gün bunları düşünüyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Ama sen içini ferah tut. Eğer bir haber alırsak hemen seni ararız. Tamam kızım, tamam. Tamam, tamam, görüşürüz. Defne. Defne. Ne olur ben sizden ayrılmam. Ayrılmayacaksın zaten ablacığım. Yaren. Yaren. Ne oldu? Sen niye seslendin kıza? Bir şey soracaktım da duymadı herhalde. Ne bileyim, bir arkasından hareketlendin sanki, böyle gidecekmiş gibi. Ne oluyor can? Hadi bin arabaya, benle mi geliyorsun? Benle geliyorum, tamam ya. Hemen yükselme, kızma hemen ya. Kızmadım, hadi bin. Rezalet bir şey. Meğer bu kız, ben bu kız için çok üzüldüm ya. Fotoğrafları kesin Neval yaptırmıştır bu haberi, görürsün bak. Yani bilemedim. Öyle olmayabilir çünkü görüntüler yayınlanıp hemen kaldırılmış hala. Bana da bir arkadaşım yolladı bunu. Ah, kolay gelsin. Neye bakıyorsunuz öyle? Biz neye bakarız Nevalcığım, öyle sosyal medya eğlenceleri. Anladım. Nilcim, bugün eğer programın yoksa beraber vakit geçirelim mi? Yani önce beraber bir yemek yeriz, sonra da gider düğün için sana takı bakarız. Yok, hiçbir programım yok. Olur tabii ki. Gidin tabii. Gidin şöyle bir gelin kaynana, gezin, düşman çatlatın. Aynen. E hadi hazırlan o zaman, hemen tamam. Çıkalım. Hemen. Bana bak, ben bunun hakkından geldim. Bunu yola getirdim ben, bitti tamam bak. Kesin Kudret abim de konuşmuştur. Biliyorum ben, anladım çünkü. Şşş. Prensesim, yakında bir akal kadını oluyorsun. O Neval'in tahtını var ya, böyle sallayacaksın. Duydun mu beni? Aynen öyle halam. Hadi kalk giy. Gecikme, hadi kalk. Şşş. Sakın fazla boyanma. Senin duru bir güzelliğin var. Tamam hala, merak etme, ben de. Hadi görüşürüz. Eda, mutlaka konuşmamız lazım. Ben de pırlantalardan vazgeçmek istemiyorum ama korkuyorum. Çözüm. Akşam bana gel konuşalım. Evimin konumunu atacağım. Bekliyorum bak. Tamam. Yarenciğim, ellerine sağlık. Gönül Hanım, buyurun. Canım, sen bana o güzel ellerinle bir kahve yapabilir misin? Tabii, yapayım. Nasıl içersiniz? Diyetteyim, şekerli. Tamam, peki. Terasa mı getireyim, burada mı içersiniz? Yok hayatım, sen burada yap. Ver elime, ben kendim götürürüm kahvemi. Peki. Peki.
Yarenciğim. Magazin haberleri ne fenaydı öyle. Ay çok üzülmüşsündür. Biraz. Kim yaptırmış biliyor musun? Bilmiyorum. Canım. Bak ben asla ne var gibi bir insan değilim. Biz birbirimize hiç benzemeyiz. Şöyle anlatayım sana kendimi. Benim için hizmetçi de insan. Çok sağ olun. Sen de sağ ol canım benim. Şimdi bak, bir derdin olur, üzülürsün. Paylaşmak istersin. Hemen koş gel bana. Derdini dinlerim, dertleşiriz. Burada sürekli olarak bir şeyler oluyor. Bir şey duyarsın, görürsün, kulağın gözün hep açık olsun. Bir bilgi mi duydun? Kap onu, bana getir. Tamam, yani diyeceğim o ki ben seni kollayayım, sen beni kolla. Kahveniz oldu. Buyurun. Ellerine sağlık. Güzel kız seni. Hadi görüşürüz. Dediğim gibi. Yaren. Ne konuştu bu seninle? Ne dedi biliyor musun? Hizmetçi de insanmış. Ciddi miymiş? Sorsaydın keşke be. Yemin ederim bu zenginler şuursuz oluyor Yaren ya. Ya bak bu biraz iyi bir kadına benziyor ama sinsi Yaren, çok sinsi. Biz buna da dikkat edelim. Öyle galiba. Ya ne diyeyim? Ne diyeceğimi şaşırdım. Yaren'im, şey Elif aradı beni de. Biraz canı sıkkınmış. Akşam buluşalım mı dedi. Ben de olur dedim. Defne'ye sen bakar mısın bugün? Olur. Yani sen nasıl istersen ama bak geç kalma. Gerçekten çok merak ediyorum. Yok yok. Elif'le olacağım zaten, aklın kalmasın. Bir dahakinde de Defne'ye ben bakarım. Sen dışarı çıkarsın Elif'le, tamam mı? İyi, tamam. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Her şey çok yolunda şimdilik. Öyle mi? Ben açıkçası gönüllü seçimlerine pek güvenmiyorum. E sen de bana hiçbir şey danışmıyorsun Nil. Yani bak sonuçta bu düğün her yerde Neval ve Kudret Akal'ın oğlu evleniyor diye duyurulacak. Değil mi? Yani kimse Gönül'ün yeğeni evleniyor demeyecek. Evet tabii doğru, haklısınız. E burada iş sana düşüyor. Yani evet Gönül senin halan. Ama sen benim gelinim olacaksın. Değil mi? Yani ben tabii seni gelinim olarak, oğlumun eşi olarak belli çevrelere sokmak istiyorum. Ama bu Gönül'ün verdiği akıllarla olacak bir şey değil. Ne yapmam gerekiyor? Akal ailesinin bütün kurallarına uyman gerekiyor. Tabii ki uyarım Neval Hanım, uyarım. Harika. O zaman bunu imzalaman gerek Nilciğim. Neval Hanım, evlilik sözleşmesi bu. Evet. Niye şaşırdın ki? Biz hem bir aileyiz hem de büyük bir şirketiz. Yani benim bütün çocuklarım evlenirken eşleri bu sözleşmeyi imzalayacak. Yani olası bir boşanma durumunda şirketten pay almasınlar diye. Ama benim öyle bir derdim yok Neval Hanım. Niye alınganlık yaptın ki şimdi? Yani bu aile kuralı. Biraz önce uyarım dediğin. Bilemedim. Ben bir canla konuşsam iyi olur. Halanı aramak istiyorsun. Çekinme ara. Hayır. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Öyle mi? Neyse ben gerçekten çok sıkıldım. İmzalamak istemiyorsan imzalama. Boş ver. Yani zaten bu benim fikrim değil. Usul böyle. Kudret'in kararı. Ne istersen Kudret'le de konuşabiliriz. İyi tamam. Tamam hiç gerek yok. Ben imzalayacağım. Zaten servet avcısı olarak algılanmak istemem. Ayrıca Can'la olan ilişkime de çok güveniyorum. İşte güçlü bir akal kadını. Buyurun. O zaman yemek bittikten sonra gidip takı bakalım ha, ne dersin? Çok şık parçalar gelmiş. Bize özel bir sunum hazırlamışlar. Öyle mi? Çok sevinirim. Tamam gidelim. Harika.
Hesap lütfen. Gel kızım. Bu size geldi Kenan Bey. Tamam, teşekkür ederim. %99 uyum. Gerçekten abimin çocuğu bu kız. Galiba değil mi? Evet. Senin adın da Eda sanırım. Yani sormuştum ben. Bir kız arkadaşın daha var ya, sizi birlikte görünce kim bu kızlar demiştim. Anladım. Nereye gideceksin? Ben bırakayım mı seni? Ay yok yok, olur mu öyle şey? Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Zahmet olmasın sana. Kapıyı açsan yeter benim için. Tamamdır. Sağ ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Eda! 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 Eda, Eda, efendim Can. Ya sen ne konuştun Murat'la da böyle senin üzerine eriyecek gibi oldu ya? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ağzını topla Can. Ne demek erimek falan? Çok tatlı bir insanmış. Az önce tanıştık. Ayrıca bunlardan sana ne? Tatlı. Tatlı. Ya bu çocuk bizim kafamızdaki güvenlik. Ne tatlısı. Ben de sizin evinizdeki hizmetçi değil miyim Can? Sen beni kıskandırmaya çalışıyorsun değil mi? Sen niye kendini bu kadar önemli zannediyorsun? Ben niye seni kıskandırmaya çalışayım? Ben seni görmedim bile. Ne zaman geldin sen? Aşkım, 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 aşkım. Neyse git hadi, nişanlını bekletme sen. Sen benimle sürekli dalga geçmek zorunda mısın? Yapma şunu. Malzemem bol Can, ne yapayım? Hadi görüşürüz. Ya nereye gidiyorsun? Bir dur. Sana ne Can? Sana hesap mı vereceğim ben? Dikkatli ol. Ah, çok güzel. Değil mi halam? Halam çok güzelmiş. Bana bak, kıymış paraya. Vallahi kıydı. Beraber seçtik biliyor musun? Ha? Düğünde bunları takarsın dedi bana. Başka bir şey konuştunuz mu? Başka bir şey konuştuk mu? Yok halam. Hiç. Hiç. Hiçbir şey konuşmadık. Gerçekten. Sen bir gerildin mi? Yok halam ya. Ben niye gerileyim? Vallahi hiçbir şey konuşmadık. Öyle havadan sudan hiç önemli bir şey olmadı yani. İyi peki tamam. Peki, dur üstünde gör. Halam ya. Ah yavrum. Ah yavrum, ah çok yakış. Sen de ayrı bir güzel durdun. Gönülcüğüm beğendin mi? Hayatım, bayıldım, bayıldım. Sevindim. Masa hazırlanıyor, hadi siz de gelin. Geliriz, geliriz. Bana bak, şu an fark ettim. Hiç normal değil. Bu kadın böyle bir anda bir iyilik perisine dönüşmüş. Alıştı artık bence bize halacığım ya.
Yani kabullendi artık. Galip. Nasıl ya, ama? Çok güzel kız. Ah benim güzel prensesim. Dur. Şuna da bak. Allah'ım. Gel hanım, gel. Sevdin mi sen burayı? Evet, çok güzel. O zaman aç bakalım ağzını. Bütün gün kapalı odada kalıyorsun Defne. Ben çok üzülüyorum biliyor musun? Çok sıkılıyorsun. Bugün azıcık sıkıldım o kadar. Siz geliyorsunuz yanına, sıkıntım geçiyor. Peki. Yani abla, beni hiç göndermeyeceksin değil mi? Defneciğim, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama lütfen sen de artık üzülme, ne olur. Korkuyorum ama, hep aklıma geliyor. Öyle mi? Biliyor musun Defne? Eda ablam da küçükken senin gibiydi. Böyle aklı bir şeye takılırdı, sürekli onu düşünürdü. Sonra biz bir şey keşfettik. Düşünmeme oyunu. Sana da öğreteyim mi? Ver bakalım eline. Bir, iki, üç, dört. Şimdi sen de kapat gözünü. Ne yazıyorsam onu söyle bana, tamam mı? Beş, altı, yedi. Evet. Gıdıklandı. Ya Eda ablan da gıdıklanırdı işte böyle. İkiniz de aynısınız. Hoş geldin Eda'cığım, geç. Kimse yok, merak etme, gir hadi. Banucuğum, kimse yok değil mi başka eminsin? Eda yok dedim, otursana şöyle sen. Tamam. Ne içersin? Hiçbir şey, teşekkür ederim. Aa. Olur mu öyle şey? Ben sana bir bitki çayı yapayım, hem rahatlarsın.
İyi uykular Eda'cığım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Kudret abicim. Hı? Neval bugün Nile harika bir takı seti aldı. Öyle mi? Güle güle tak kızım. Teşekkür ederim Kudret babacığım. Bugün takamaz yalnız. Bugün takmayacak. Düğünde takacak. Ancak düğünde görebilirsiniz. Çok güzel, nasıl zevkli bir şey anlatamam. Gelinlik ne oldu peki? Gelinlik şöyle oldu. Can sağ olsun biletlerimizi aldı. Haftaya Paris'teyiz. Ama Neval, sensiz bir Paris benim için Paris değil. Keşke sen de gelseydin. Ben çok meşgulüm Gönül. Kudret Bey, Akın Bey geldi. Sizi odanızda bekliyor. Yemek saatinde. Ha, haberim vardı yani. Acil olmasa çağırmazdım zaten. Abi ben de geleyim. Yok, hayır. Siz devam edin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hacer Hanımcığım. Buyurun. Yani yine her zamanki gibi her şey muazzamdı. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ olun Gönül'üm. Evet, şimdi ben balayı için fikirleri alayım. Ona da kendileri mi karar verseler acaba? Bence şey yapalım. Şimdi uzaylılar gelsin, sizi buradan alsın, götürsün. Şöyle çok güzel bir galaksi turu yapın. Nasıl ama? Yani halam fikir vermek isteyen olur diye soruyor. Ayşegül bugün yine çok mutsuz ve sinirleri çok bozuk. Bugün de odasından hiç dışarıya çıkmadı. Yenge sen bizi mi gözetliyorsun? Ha? Hayır, asla. Sen bugün bir hayırdır Ayşegülcüm ya? Ya belki kız her dakika masada böyle düğün müğün konuşuyoruz diye sıkılmıştır ya. Bence de. Yani biz belki başka konulardan falan da konuşabiliriz. Nilcim, bugün konuştuklarımızdan halana bahsettin mi? Ne konuşması? Söylemedin mi yoksa? Ha bilmiyor mu? Hayır. Ben neyi bilmiyorum bir bilsem? Heyecanlanma Gönül. O kadar önemli bir şey değil. Sibel'cim, yatak odasında çantam var. İçinde bir zarf var. Getirir misin lütfen? Tabii. Anne hayırdır ya? Isı birden böyle acayip bir şekilde yükseldi. Skandal bir durum mu var? Papatya ister misiniz? Yok bir tanem, o kadar önemli bir şey değil. Hazır hepimiz buradayız. Sonra arkadan iş çeviriyormuşum gibi olmasın. Otur. Bir şey öğrenebildin mi Akın? Çok daha fazlasını öğrendim. Bu Firuze Güneş kazasının dava dosyası kapanmış Kudret Bey. Bu çarpıp kaçan araç ve sürücüyle ilgili herhangi bir bilgi ulaşılamamış ve zaman aşımına uğramış dava. Çarpıp kaçanı bulamamışlar öyle mi? Peki ya olay yerindeki şahitler? Onların ifadelerinden bir şey çıkmamış mı? Maalesef. Ya Bursa'nın en sakin semtlerinden birinde olmuş kaza. Ya o bölgede de bu böyle bir şey ilk kez yaşanmış. Birkaç tane tanığın ifadesini okudum. O an insanların Firuze Güneş'i kurtarmaktan başka hiçbir şey akıllarına gelmemiş. Çünkü... Çünkü ne? Çünkü kaza sırasında Firuze Güneş hamileymiş. Ne? Hamile miymiş? Hastane kayıtları ve detaylar burada. Maktul takribi 8 aylık gebe. Araba çarpması sonucu bebek
çoklu organ yetmezliğinden olay yerinde anne karnında ölü. İnceleyeceğim. Eğer sormam gereken bir şey olursa seni ararım. Tabii. Sibel'cim, Gönül Hanım'a lütfen. Nedir Gönül o? Evlilik sözleşmesi. Nil imzalamış. Kızım. Odamdaydım. Ne yapayım ben şimdi? Ha, sen de şimdi bunları halledelim. Sonra da git Kudret Bey'in odasına bak. Varsa boşları al gel. Olur mu yavrum? Bir şey olacak şimdi. Sakin ol. Dur. Bana bak küçük şeytan. Ağzındaki bandı çıkartacağım. Ama sakın yüzüme tükürme. Tamam? Fena olur. Kızım sen. Manyak olan sensin be. Sensin. Nerede o senin ekülün ha? Nerede, korkup kaçtı mı? Gitti Eda. Gitti. Bak, bizden başka kimse yok burada. Sen boş ver şimdi Banu'yu. Boş ver. Bizim meselemiz başka, biliyorsun değil mi? Pırlantalarımı bana geri vereceksin Eda. Yoksa seni perişan ederim. Vermeyeceğim. İstiyorsan beni perişan et. Ne yapabilirsin ya sen bana? Benim bir canım var. Onu alabilirsin ancak. Ne yapayım, korkayım, ağlayayım mı ha? Bak titreyim diyorum da, hay Allah. Titreyemiyorum, elim kolum bağlı çünkü. Eda, pişman olursun. Ölsem de vermeyeceğim. Ben onu Banu'ya söylemiştim ya, yetiştirmedim mi sana ha? Ben ölürsem onlar benimle birlikte mezara gider. Ölürüm de vermem ben onları, vermeyeceğim sana. Ya ölmekten beter edersem seni? Hı? Ya sen bana ne yapabilirsin ha? Thank you.
Fırat. Sen bunu nereden buldun? Nereden buldun sen bunu? Eda'cığım, sen benim arkamdan iş çevirirken ben de boş durmadım. Yetimhaneye gittim. Arkadaşlarımla tanıştım. Ya senin ne kadar güzel arkadaşların var öyle. Ha? Hatta neydi birinin adı? İpek. İpek. Ya ben ikna etmeseydim bu görüntülerin hepsini Yaren'e gönderecekti. Senin aklın alıyor mu böyle bir şeye? Ha? Ne oldu Eda? Sustun. Sen korktun mu? Hı? Ya sen kızın hayallerini bir gecede yaktın, kül ettin. Kız şimdi okula gidecekken evde hizmetçilik yapıyor. Kapa çeneni! Ama öyle okula gidecekken hizmetçilik yapıyor şu an. Kapa çeneni! Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil. Hiçbir şey. Ne oldu Eda? Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna gitti değil mi? Ya sen arkadaşını, kardeşini kandırdın ya. Yalan söyledin sen ona. Ne olacak şimdi? He? Yaren bir daha senin yüzüne bakar mı sanıyorsun? Ne olacak biliyor musun? Tek başına, yalnız, sefalet içinde bir zaman geçireceksin. Tamam, tamam, ağlama. Ben sana şimdi bir seçim hakkı daha tanıyacağım. Anlaştık mı? Hazır mısın? Pırlantalar mı? Yaren. Yaren. Güzel. Beni hiç yanıltmadın biliyor musun Eda? Şimdi söyle bakalım. Benim pırlantalarım nerede? Odamda. Güzel. Şimdi biz seninle buradan köşke gideceğiz. Tamam. Sen bana pırlantaları geri vereceksin ve bu mesele kapanıp gidecek. Ha bir de şey vardı. Banu'yla sana bir 50.000 TL para göndermiştim ben. O para da sende kalsın. Böyle doya doya harca onu. Benim sana hediyem olsun o. Oldu mu? Olmaz. Bugün olmaz. Yarın odada onun yanında veremem sana, her şeyi anlar. Ama bak söz veriyorum. Sabah olur olmaz ben sana pırlantaları elimle getireceğim Fırat. Yemin ediyorum, getireceğim, yemin ediyorum. Eda! Ben zaten sana çok insaflı davranıyorum değil mi? He? Beni pişman etme. Ya getireceğim diyorum, anlamıyor musun ya? Aklını çalıştır biraz, aklını. Nasıl verebilirim ben sana Yaren'in yanında onları? Söz veriyorum ya. Söz veriyorum Fırat. Söz veriyorum, getireceğim sana geri. Yapma böyle ne olur. Tamam. O zaman bu gece buradayız. Sabah beraber gideriz. Olmaz olmaz. Ben şu an eve gitmezsem Yaren ortalığı birbirine katar. Benim eve gitmem lazım. Ben Yaren'e inandıramam hiçbir şeyi. Sen bulursun bir yolunu. Olmaz olmaz. Ben ne diyeceğim Yaren'e? Ortalığı birbirine katarsan. Şş, bak çalıyor, 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 çalıyor. Alo Eda. Yaren. Neredesin? Geliyor musun? Gelemiyorum. Yaren, Elif'in morali çok bozukmuş. Bizde kalır mısın dedi. Kıramadım ben de ama sabah söz erkenden geleceğim. Tamam ama bak sakın geç kalma. Tamam. Bu kadar. Ben sana hiç güvenmiyorum küçük şeytan. Sen şimdi burada böyle güzel güzel uyu, tamam mı? Tamam. Thank you.
Anne. Hacer teyze. Ne oldu Yaren? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Geç otur söyle. Ne oldu yavrum? Neyin var? Otur sen. Hacer teyze, annemi terk eden, yüzüstü bırakan adam Kudret Bey miydi? Yaren. Kudret Bey, senin baban yavrum. Bana baba deme. Bana baba deme. Benim babam falan değil o. Ne babası ya? Babam olsa yıllarca yanımda olurdu. Neredeydi? Yaren yavrum. Hacer teyze. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Hiç değilse bunu bilmeye hakkım var. Kudret Bey'le tanıştığında annen Neval Hanım'la evliydi. Annene söylememiş. Neval Hanım öğrendikten sonra bıraktı anneni. Annemi kandırdı yani. Aşık olmuşlardı birbirlerine. Boşanmaya kalktı ama olmadı. Annen de çekip gitti. Sana hamileydi. Kudret Bey'e de bir şey söylemedi. Neden söylesin ki? Niye söylesin Hacer teyze? Annemi terk etmiş, bırakıp gitmiş diyorsun. Zaten çok bilmek isteseydi bir şekilde öğrenirdi. Kızım bak ben konuşacaktım Kudret Bey'le. Her şeyi anlatacaktım ona zaten. Benim günahım çok büyük Yaren. Ama korktum. Neval Hanım ne yapar bilemedim. Kudret Bey'e de bir kızım var diyemedim. Deme zaten. Kudret Bey'in 3 tane çocuğu var. Can, Ayşegül ve Damla. Ben bu aileden değilim. Ben annemin kızıyım. Ben onların hiçbir şey değilim. Yaren yavrum. Şimdi şok oldun. Ondan böyle söylüyorsun. Kudret Bey senin baban. Onlar da senin kardeşlerin. Hayır. Sen Kudret Bey'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu zamana kadar benim varlığımı nasıl bilmediyse bundan sonra da bilmeyecek. Yaren yavrum. Hacer teyze benim kararım kesin. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Eda gelsin yarın gideceğiz buradan. Ben kendime yeni bir hayat kuracağım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Özellikle de onlara hiç. Yaren beni affedebilecek misin? Senin bir suçun yok Hacer teyze. Sen kendince beni korumaya çalıştın. Anlıyorum. En azından sahip çıktın bana sen. Bu fotoğrafı da yerine koymuyorum. Çünkü bu evde annemden hiçbir hatıra kalmayacak.
Anneciğim. Ben senin için o kadar güçlü duracağım ki. O kadar güzel şeyler başaracağım ki. Benimle gurur duyacaksın. Alo, Sevim anne. İyiyim, iyiyim ben. Bir şey yok. Sevim anne, Defne buraya geldi. Bizim yanımıza geldi ama ben... kendine zarar verir bir şey yapar diye sana söyleyemedim, özür dilerim. Anne, biz yarın sabah Defne'yi yurda geri getireceğiz. Eda ile Bursa'ya yerleşeceğiz. Oradan bir ev tutacağız. Artık orada çalışacağız, yurdun yakınlarında. Hem Defne'ye de yakın oluruz. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Hadi bakalım. Bir koşu gidip gel. Bekliyorum burada. Hadi. Her şeyi toplamış. Gidiyor muyuz biz? Aa. Buraya kadarmış demek. Pırlantalarını vereyim de bu da bizim peşimizi bıraksın. Ne bu? Al pırlantaları. Eksik yok değil mi? Yine bir işler çevirmiyorsun. Eksik yok. Fazlası var bak. Al Allah'ın belası. Paralarını bile istemiyorum ben sana. Tamam tamam, bir sakin ol. Anladık. Tüm gemileri yakmışsın, güzel. Bana bak Fırat.
Ben sen ne istiyorsan yaptım. Sana ait olan her şeyi getirdim. Sen de telefonundan o videoyu sileceksin. Tamam. Sen benim istediğimi yaptın. Şimdi sıra bende. Oldu mu? Tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim mi, ruh hastası? Bu hayatta Yaren benim en büyük servetim. Biz onunla el ele verirsek her şeyin üstesinden geliriz. Ben bir daha hiçbir şey için, hele ki senin gibi şeyler için Yaren'e yalan söylemeyeceğim. Ama sen bir daha bizim asla karşımıza çıkmayacaksın. Asla. Tamam Eda'cığım. Sıkıntı yok. Size bol şans. Defne? Defne, senin dışarıda ne işin var? Eda abla, hep birlikte yurda dönüyoruz. Ne? Hacer teyze. Hacer teyzeye Defne'yi ben söyledim Eda. Sevim anneyi de aradım. Bizi Bursa'da otogardan alacak. Buradan gidiyoruz. Tamam kardeşim, tamam da sen niye böyle bir karar aldın ki? Eda, sana her şeyi anlatacağım. Yolda hepsini konuşacağız. Ama buradan gitmemiz lazım. Ve gidip Bursa'da yeni bir hayata başlayacağız. Olur. Sen zaten her şeyin en güzelini ve en doğrusunu bilirsin. Yeter ki sen ol. Bak, hep beraber gidiyoruz. Mutlu musun? Hı hı. Efendim Sevim anne? Tamam. Geliyoruz. Varınca da bana haber verin, olur mu? Veririz. Ağlama artık, ne olur. Hadi. Ben bir köşke gideceğim. Bırakmam gereken bir şey var. Gel. Ağlama, ağlama. Gidiyoruz diye bizi unutma. Arayı açma, gel, özleriz çünkü. Kadife yanağa bakayım. Bak, aa, benim. Dişleri var. Bayağı gülebiliyor musun? Abisi, uğraşma kızım.
Bu kız kim? Uzun hikaye. Nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya dönüyoruz biz. Benim yüzümden mi? Seninle hiçbir ilgisi yok. Orada daha iyi olacağımızı düşündük. Gidip orada yeni bir hayat kuracağım kendime. Seni bir daha görebilecek miyim? Bak Yaren, ben seni birçok kez kırdığımın farkındayım. Ama bu benimle ilgili. Geçmişimle ilgili, yaşadıklarımla ilgili. Bunları seninle konuşmak isterdim. Ama konuşamadım. Şimdi de yarım kaldı. Ama bana bir şans verirsen her şeyi değiştiririm. Bilmem ki. Belki biraz zaman sonra. En azından hayır demedim. Bu da bir şey. Ben Bursa'ya geleceğim. Arayacağım seni. Tamam, görüşürüz. Benim artık gitmem gerekiyor. Tamam. Git. Ama bu bir veda değil.